Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri yoktan var eden, üstün meziyetlerle donatan ve kulluk sorumluluğu yükleyen Yüce Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Allahu Teala'nın rahmeti, sahabe-i kiramın, alimlerin, şehitlerin, salihlerin ve bütün geçmişlerimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun bir maddi yapısı var, bir de manevi yapısı var. Allah-u Teala insanın maddi yapısını topraktan yaratmış, manevi yapısını ise kendisine izafe etmiş. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْح۪ي Öyleyse insanoğlunun manevi yapısı maddi yapısından önde gelir. Vücudumuzun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığımız gibi ruhumuzun ihtiyaçlarını da gidermemiz lazım. Hatta ruhumuzun ihtiyaçlarını gidermeyi daha öne almamız lazım. İşte Sümbül Efendi camimizde her hafta pazar günü yapılan bu toplantı bizim ruhumuzun ihtiyaçlarını gideriyor, ruhumuzu takviye ediyor, maneviyatımızı güçlendiriyor, maneviyatımızı takviye ediyor. Sabahın bu saatinde, duaların kabul olduğu anda, ibadetlerin makbul olduğu anda, İstanbul'un çeşitli yerlerinden geliyoruz. Hatta İstanbul'un dışından geliyoruz. Bu amaçla burada toplanıyoruz. Yüce Allahu Teala bu manevi takviyemizi mübarek eylesin. Bu vesileyle bu programı hazırlayan cami görevlilerimize ben sonsuz teşekkür ediyorum. Allahu Teala onlardan razı olsun. Ve bu programların hazırlanması bir noktada önemli. Asıl önemli olan bu programlara iştirakin olması. En büyük teşekkürü, en büyük şükranı sizlere arz ediyorum. Çünkü sizler olmasanız bu programlar olmaz, bu programlar icra edilmez. Allahu Teala sizlerden razı olsun, sayınızı artırsın. Değerli kardeşlerim, hocamız sizlere hitap edecekler ama ben bu vesileyle bir hususu arz etmek istiyorum. Tatillerden döndük, Eylül ayı içerisindeyiz, okullar açılıyor, yeni bir eğitim ve öğretim yılı içerisine giriyoruz. Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır buyuruyor. Bu sebeple okullar açılacak, yeni bir ilim peşindeyiz. Çocuklarımızı okullara yazdırıyoruz. Öğrenmemiz lazım, öğretmemiz lazım. Öğrenirken ve öğretirken şunu kesinlikle unutmamamız lazım. Sık sık dualarımızda söyleriz. Ey Allah'ım, faydasız ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten sana sığınırım. Çocuklarımıza ilim öğretirken, kendimiz ilim öğrenirken faydasız ilim öğrenmeyeceğiz. Faydalı ilim öğreneceğiz. Dinimizi geliştireceğimiz, insanlara fayda sağlayacağımız, Allahu Teala'nın yolunda olabileceğimiz, insanları ıslah edebileceğimiz faydalı ilim öğreneceğiz, faydalı ilim öğreteceğiz. Kur'an kurslarımız açılıyor değerli kardeşlerim. Çocuklarımızı, kendimizi, ailemizi bu kurslara lütfen teşvik edelim. Ayın 16'sında başlıyor kayıtlarımız. 23'ünde fiilen kurslarımız başlayacak. Şunu hiçbir zaman unutmayalım muhterem kardeşlerim. Çocuklarımıza dünyevi ilimleri öğretmek için okullara gönderiyoruz. Ama çocuklarımızın bir ayağı mutlaka camilerimizde olsun. Eğer çocuklarımızın bir ayağı camilerde olmuyorsa burada bir noksanlık var demektir. Şu anda her türlü mevzuatımız açıktır, uygundur.
Cumartesi, pazar çocuklarımız camilerimize gelebilir, Kur'an kurslarımıza gelebilir. Okuldan sonra Kur'an kurslarımıza, camilerimize gelebilir. Buradan hizmet alabilirler. Biz bu hizmetleri size sunmak için hazırız. Sizler de çocuklarınızı camilerimizle buluşturunuz lütfen. Kur'an kurslarımızla buluşturunuz lütfen. Böyle yaptığımız takdirde onların hem maneviyatlarını hem de maddiyatlarını desteklemiş olacağız. Dünya ve ahiret mutluluklarına katkı sağlamış olacağız. Yüce Rabbim tekrar bu yeni dönemine başlamış olduğumuz pazar sohbeti programlarını hayırlara vesile eylesin. Çocuklarımızı salih eylesin. Çocuklarımızı alim eylesin. Onların öğrenmiş oldukları ilimleri faydalı eylesin. Sabahınız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.